Su, ısı, ses, yangın. Her biri ayrı öneme haiz yalıtımın tüm dallarında. Temelden çatıya projelerde imzası bulunan Yapısel Yalıtım tüketicilere tasarruf vaat ediyor. Yıllarda dünyamızın yaşadığı ekonomik krizler ve fosil yakıtların tükenmeye yüz tutması enerjinin ekonomik kullanımını zorunlu hale getiriyor. Ülkede enerji tüketiminin %40'ı yapılarda konut ısınmasında kullanılıyor. Enerji israfını önlemenin yolu da yalıtımdan geçiyor. Türkiye'de izolasyonun seyrine şahitlik eden Yapısel Yalıtım kurucu ortağı Ali Kemal Köroğlu, bilincin artmasına paralel olarak sektörün ciddi bir ivme yakaladığı görüşünü paylaşıyor. Öğrenciyken yaz dönemlerimi değerlendirirken yalıtıma başladım. O yalıtımın tarihçesini aşağı yukarı 30-35 senesini biliyorum. Nereden nereye geldiğini biliyorum. Ama ısı yalıtımı daha yeni bir kavram. Yani 10-12 senelik bir olay. Ama bunun evveliyatında su yalıtımı var. Su yalıtımı tabii yurt dışında Avrupa'da önemi daha önce kavranmış. Türkiye yeni yeni enjekte edilmeye başlamış. Yılında yalıtım sektöründe yerini alan firma Trabzon Şube, Kocaeli Merkez olmak üzere 70 kişilik bir ekiple yalıtımın her dalında çözüm sunuyor. Şu sloganla yola çıktık. Dedik ki su canlıya hayat, binalara zarar verir. Ne yapabiliriz buna karşı? Ondan sonra ikinci sloganımız yalıtım bir yatırımdır. Bu şekilde değerlendirmesi lazım. Bunları yaparken 3 tane şeye önem verdik. Biz buna 3D de diyebiliyoruz. Bunlar nedir? Doğru detay, doğru malzeme ve doğru uygulama. Bunların üçü bir araya gelmediği sürece doğru bir yalıtım yapmamış oluruz. Yalıtımdan iyi sonuç alınması hem malzemeye hem de uygulama yapan ustalara bağlıdır. Köroğlu, uzun yıllara dayanan deneyimimize duyduğumuz güvenle zor olanı, yani uygulamayı seçtik diyor. Yalıtımı iki gruba ayırdık. Bir, su yalıtımı, binaların temelinden başlayıp çatısına çıkıncaya kadar yapılan bir su yalıtımı. Bir de binaların konforunu ve ısısını koruyacak ısı yalıtımı. Biz hem ürünlerimizi satıyoruz, hem sattığımız ürünleri uyguluyoruz. Dolayısıyla karşı tarafa çifte güvence vermiş oluyoruz. Tüm ürünün aynı fabrikadan çıkmasını istiyorduk biz. Çünkü yarın işte boyayı başka yerden aldığın zaman boyacı sıvacıya, sıvacı yapıştırıcıya, o diğer malzemeye suç buluyordu. Şu anda hiçbirine suç bulacak bir şey yok. Özellikle su yalıtımı üzerinde duran Köroğlu, su yalıtımı yapılmaması durumunda oluşabilecek risklere değiniyor. Binaların temellerinden, temel donatılarını alacakları, demirlerin uğrayacağı korozyon nedeniyle mukavemetleri azalıyor. Yani binanın mukavemeti azalınca depreme karşı dayanıksız bir konuma düşüyorlar. Su yalıtımı yapılmayan binaların dayanım gücü 10 senede %66'nın altına düşüyor. Düşünün, bir binanın %66'sı dayanımsız hale geldiğinde onun içerisinde nasıl yaşayabilirsiniz? Bir de yakında 99 depremindeki yapılan araştırmada binaların, depremde yıkılan binaların %64'ü su yalıtımı yapılmayan binalar. Yalıtım temelden başlayıp çatıda son bulursa enerji kayıplarını ciddi manada önlemiş oluyor. Binaların ısı kayıpları %20'si çatıdan, %10'u temelden, %20'si pencerelerden, %50'si de binanın gövdesinden kayboluyor ya da geçişkenlik sağlıyor. Biz binaları iyi bir yalıtım yaptığımız zaman minimum %50 ile %60 arasında enerji tasarrufu sağlamış oluyoruz. Yine yapılan araştırmalara göre bir yılda $7 milyar havaya para uçuruyoruz. Kışın doğalgaz, yazında elektrik faturalarını yarı yarıya düşüren yalıtım hem eski hem de yeni binalarda lüks olmaktan çıkıp zorunluluk halini alıyor. Üstelik de kendini kısa sürede amorti ediyor. Ortalama fatura 250 lira olduğunu düşündüğümüzde bunun 3 ya da 4 yıl içerisinde tamamıyla kendini amorti ettiğini görüyoruz. Artı binamıza mukavemet sağlıyoruz.
iyi görsellik sağlıyoruz. Binanın rant değerini de artırıyoruz. Yalıtım yatırımdır diyen Ali Kemal Köroğlu, tüketicilerin kapılarını çalmalarından itibaren yaşanan süreci izah ediyor. Biz ücretsiz termal kamerayla hizmet veriyoruz. Önce binalarının ısı haritalarını çıkartsınlar. Yani ısı kayıpları, kaçakları nereden? İş bittikten sonra da tekrar ısı haritalarını çıkartıp veriyoruz onlara. Yalıtımla ilgili şunlar yapılmış, garanti belgelerini de veriyoruz. Firma hizmet bölgesini Kocaeli ile sınırlı tutmuyor. Türkiye'nin her tarafında iş yapıyoruz. Özellikle su yalıtımını şu Ankara'da bir şantiyemiz var, Trabzon'da var, İstanbul'da var. Türkiye'nin her tarafında bu işi yapabilme kapasitemiz var. Firma kurucusu Ali Kemal Köroğlu sözlerinin sonunda ancak profesyonel ellerden çıkan projelerin ekonomik fayda sağlayacağı görüşünden hareketle uzmanlaştığımız tek konu yalıtım diyor. Sıvacılar ve boyacılar şimdi montalama ekipleri kurarak bu işi yapıyorlar. Ama biz yalıtımcıyız. Yani yalıtımın ısı kayıplarının, ısı köprülerinin nerede oluşabileceğini bilerek bu işi yapıyoruz.